Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Herkeslere günaydın efendim. Ben Deniz Kadir Çöptemir. Pascal bugün biraz geç kaldı. Programı tek tabanca açıyorum efendim. Birazdan gelir. Pansumanı yeni bitmiştir. Ne pansumanı diyeceğiniz? Dün yine iç çıkışı E5 trafiğinde seyyarlardan dayak yedi benim bro. Yani bir görseniz Allah yarattı demeden daldılar. Alıştı tabii E5 seyyarlarından dayak yemeye. Onu yemeden duramıyor yani. Günaydın. Oo günaydın komiserim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Babuş benim ya. Pascal. Aa. Pascal bu ne hal abi? Ne var annemde? Abi sivil polis gibisin. Yapma ya. Kot pantolon, yeşil mont, yeşil gözlük falan. Vallahi stüdyoya girdin ya kendimi bir gözden geçirdim yani. Ben bu yakınlarda bir karakolluk bir şey mi yaptım Allah muhafaza diye. Abi tanımlamak için böyle giyiniyorum. Dikkat çekmeyeyim. Ya çok affedersin de Pascal 45 derece sıcakta yeşil gabardin montu dikkat çekmemek için mi giydin? Biraz garip olmamış mı abi? Abi seyyardan kaçıyorum. Ya merak etme kardeşim. E5 seyyarları E5'in 10'ar metre dışında bir yere gitmiyorlar. Biliyorsun o civardalar. Abi ne olur ne olmaz. Yalnız bu senin E5 seyyarlarından ikinci dayan değil mi Pascal? Ama Kadir ben nasıl dövdüm? Sen görmedin. Görmedim Pascal. Çünkü gülmekten gözümden gelen yaşlar yüzünden net göremiyorum kardeşim. Sana da yazıklar olsun. Yalnız bıraktın beni be. Ya kardeşim. E5'te, E5'in ortasında o kadar seyyarın arasında araçtan inilir mi ya? Ben sana bunu kaç kere söyledim ya? Ama küfür etti ya. Olsun kardeşim, duymayacaksın, görmeyeceksin. Teşkilat arkadaş o seyyarlar. Ya kolay kolay kimse giremez o E5 korkusundan onların arasında, deli misin ya? Ama abi küfür etti diyorum. Ya tamam, neyse senin bu E5 dayağını anlatırız dinleyiciye. Ben dayak yemedim. Bir de onları gör. Abi ben en son gördüğümde araçların arasında Silifke alayı oynar gibi yere sine sine kaçıyordun sen Pascal. Ben daha fazla nümayiş olmasın dedim. Onda şey ettim. Tabi canım tabi tabi. Efendim anlatacağız birazdan. Şimdi işe güce bakalım. Programı tek tabanca açtım. Sen geciktin çünkü. Kusura bakma kardeşim. Ayıp ediyorsun. Hanımlar kardeşim. Beyler Aragaz'dan itibariyle başlamış bulunuyor. Kendinizi bize bırakın. Olayımız belli. Gideceğiniz yere kadar bünyenizde bir negatifi çok çok emecek, pozitifi dazır dazır verecek. Hep yaptık. Yeni yapacağız. Yeter ki kasmayın. Rahat olun. Bu arada efendim Pokemon Go saçmalığına karşı piyasaya bilabedel sürmek üzere olduğumuz Kobrettin Holt, yani Kobrettin'i sıkı tut uygulamamızın da hazırlıkları büyük inovasyon merkezimizde, Ar-Ge laboratuvarımızda sürüyor. Abi büyük bomba olacak. Mantık Pokemon Go ile aynı. Pilot bölge İstanbul'un çeşitli yerlerine Kobrettinler bırakıyoruz. Onları yakalayacağınız 3 tür Kobrettin var. Kral Kobrettin, Öfkeli Kobrettin, Tüküren Kobrettin. Unutmayalım efendim. Kadir, Kobrettin nedir abi? Onu bir açıkla. Ya bilmeyenler için söyleyeyim efendim. Kobrettin, Pascal'ın evinde beslediği kobra yılanı. Adı Kobrettin, 2 metre 20 santim, Hindistan'da yaşayan kral kobra cinsi bir kobra yılanı. Oluşum, baba geldi. Dinliyor musun lan? Kerata! Neyse tamam tamam Pascal, yeterince kepaze oldun canım, tamam yeter. Yapıştır Twitter adresimiz. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın ve Kobrettin Hold, yani Kobrettin'i uygulamamızı efendim bekleyin. Hanımlar beyler işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin diyor. Senin Instagram adresin neydi bro? B numara 21 seninki Kadir. Çok güzel, benimki de Kadir Çopdemir'di. Süper. Oradan yürüyelim. Aragaz. Her friki of. Gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes sir. Abi şu senin E5'te dün yediğin dayak mevzuna bir açıklık getirelim istersen. Düzeltiyorum. Dayak yemedim. Dayak attım ya. Ya ben anlatayım, dinleyici karar versin kardeşim. Anlat ama adil ol. Aa, ben hep adil bir insanım Pascal.
anlatıyorum. Hı-hı. Dün akşam üzeri Pascal'la beraber benim arabayla işte Beylikdüzü'nde Pascal'ın bir arkadaşının açtığı restorandaki beleş yemekten dönüyoruz. Yığılmışız, yemeğimizi yemişiz, dönüyoruz. Sonra bu ok meydanı civarısı o tıkandı, yok. Hemen bir E5 şahsiyeti beni tanıdı, araca yanaştı. Kadir abi dedi, bana para var dedi, 5 lira verdim. O ara telefon çaldı, telefona cevap verdim. Bu arada şahıs verdiğim parayı beğenmediği için utanmıyor musun la 5 lira vermeye dedi. Kamyonla para kazanıyorsun, ayıptır dedi. Bana daha büyük para ver dedi. Allah cezanı versin senin adam dedi. Allah Allah, böyle laflar etmeye başladı. Ulan adamın yarattığı rabarbadan dolayı telefondaki beni duymuyor, ben ona bir şey diyemiyorum. Pascal müdahale etme gereği hissetti. Adam hadi kardeşim, hadi yeter bu kadar, hadi başka yok, hadi yürüdü. Bunu duyan sana ne lan dedi. Sen onun yalakalısı mısın dedi bak. Evet evet, aynen öyle dedi. Terbiyesiz. Pascal bunun üzerine araçtan inmeye kalktı. Bir elim telefonda, öbür elimde Pascal'ı tutmaya çalışıyorum. Tam Pascal sakinliyordu, adam Pascal'ı tanıdı. Lan oğlum amok aç, sen 20 sene evvel gitmedin mi lan? Aç mı kaldın, yancılığa başladın dedi. Bunu duyunca Pascal'ın tutulması falan kalmadı tabii. Evet abi, seni yandım ya. Amok açıkım. Pascal arabadan indi, o an film koptu. Adam cebinden küçük bir asit şişesi çıkardı. Açıp içindeki asit Pascal'a doğru savurdu. Rüzgarla asit geri dönüp adamın yüzünü kaşar peynirine çevirdi. Etrafta sotalanmış diğer dilenci şahsın arkadaşları gizlendikleri yerden meşe odunlarla falan çıktılar. Taşlarla çıktılar. Pascal'ın etrafını çevirdiler. Çift vurup tek saymaya başladılar. E sen ne yapıyordun? Ona da söyle. Ya ben bütün bu olanları arabanın içinde film gibi izliyorum tabii. Pascal'ı yüzüstü yere yatırıp üstüne oturdular. Kafasını arkadan tutup asfalta vurdular. Yüzünü asfalta sürdüler. Pascal abi yüzüme vurma, yüzüm benim ekmeğim, façamı posmayın abi diye yalvarmaya başlayınca artık ben kendimi tutamadım, makarayı saldım, güldüm tabii yani. Kadir, bu arada söyleyeyim, senin arabam var ya, sağ ön lastiği inik abi, havası yok. Aa, sen nereden biliyorsun ya? Kafamı yere vurdular ya. Evet. Orada gördüm, vallahi. Ha. Hava bastırıyor. Bak böyle de arkadaş canlısı bir insandır ya. Kafasını ahtapot ayıklar gibi yere vuruyorlar. Bu benim lastiğin havasını düşünüyor ya, vallahi. Ne yapayım ya? İnsan yetim var. Neyse tabii, eski topçu. Bir ara kurtuldu bunların elinden. Bak 30 gün askerlik yaptım, ben Pascal kadar nizami alçak sürünen birini görmedim. Asfalt oldu, asfalt. Ne yapayım abi ya? Can tatlı. İşte tam o sırada 50 metre ileride Afrika desenli okyaj satan Afrikalı arkadaşlar Pascal'ı fark ettiler. Baktılar ki bir hemşehriler, bir zenci kardeşleri dayak yiyor. Okları yayla gelip Pascal'ı kovalayan E5 dilencilerini atmaya başladı. E5 bir anda Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmi gibi oldu. Topraklarım ya, sağ olsunlar. Adam onlar, adam. Afrikalılar ok ve yay satan arkadaşlar oklarla E5 dilencilerini uzaklaştırıp Pascal'ın koluna girdiler. O andan beri ilk defa görüyorum ben Pascal'ı. Olanlar bundan ibaret. Ne oldu ne bitti Pascal'ı anlatacak. Abi elimi yüzümü yıkadılar. Beraber biraz ok sattık. Beşiktaş'a indik. Çarşıda saat falan sattık. Çocuklara yardım ettim. Sonra ben koptum. Ha, tebrik ederim. Yalnız Pascal, sana son kez nasihat ediyorum kardeşim. E5'te trafik sıkışınca araçtan inme. Ha, Zambezi'de aslanların yattığı yerde araçtan inmişsin. Bak aynı risk burada E5'te trafik sıkışınca araçtan inmekte var. Ben sana söyleyeyim. İkisi de hayatın tehlikede bebeğim. Yok abi, bir daha tövbe. Ya neyse, bir musibet bin tane nasihatten iyidir diyorlar. Geçmişler olsun. Gözün de fena şişmiş ha. Teleskop balığı gibi olmuş la surat. Sen geç dargını. Elime düşersin. Aman Allah korusun Nur, Allah korusun. Aragaz. Eli işte gözü oynaşta olan program. Pascal. Geldi hocam. Ve işte ya, o an geldi. Yok, yok, yok ya, yok ya. Yeni mi şeydi ya? Tabii ki. Allah. Senin beynindeki mavi hücreler biraz dinlensin diye kaç gün şiir işine ara verdim ya. Ama bünyemde her an duygu tosarıyor ya. Benim için şiir hayat ya. Posta gazetesinden hem de iki tane şiir arz edeceğim halkıma. O hem de iki tane. Overdose yani. Ya şiire susamış bünyeler, şiire, mısraya, kanacak, duyguya kanacak ya. Kansın. Peki. Posta gazetesinin yorumlu şairleri köşesinden ilk şiirimizin adı Boşnak Kızı. Oo. Şairimizin adı Murat Renda Pendikli. Oku bakalım. Evet efendim, Boşnak Kızı.
canımı yaktı dediğin son söz, söndü alev alev yanan o köz, belki de diyorsun benim için öküz, olmayacak mı artık o güzel mavi göz, gitme ne olur boşnak kızı, sarı saçlı mavi gözlü güzel yüzlü, senden daha tikiş tutmaz gönlüm, gitme ki son bulmasın ömrüm, kıyarım sonra canıma boşnak kızı, ama yine de boşnak böreği de candır boşnak kızı. Nasıl buldun Pascal? Boşnak böreği kısmına katırıyorum abi. Hakikaten olsa da yesek değil mi hacı? Boşnak böreği de hakikaten güzel olur ha. Boşnak kızlar güzel olur mu? Tabii abi. Avrupa görmüş insanlar bunlar. Ha. Tabii abi. Neyse boşver diğer şiirime geçelim. Geç diğer abi. Posta gazetesi şairimizin adı Osman Sağlam, 42 yaşında Adanalı. Duygu yüklü şiirin adı Canım Kabak. Pardon adı ne? Canım Kabak. Bildiğin kabak. Yani şiirde tabii detayını vermemiş. Yani hani sizin bir Halloween diye bir şeyiniz var ya orada içine oyup mundar ettiğiniz tatlı yapılan kabak mı? Yoksa hani sebzelik dolma yapılan, yemek yapılan yeşil kabak mı onu bilmiyorum. Ama Osman abinin tipine baktığımız zaman genel olarak kabağa olan bir sevgisi var sanki yani. Merak ettim. Evet. Oku bakalım. Canım Kabak şiir. Osman abimizin Posta Gazetesi yurdum şairinden. Kabak sebzelerin incisidir. Yemeklerin en güzelidir. Onun tadı bal reçel gibidir. Nasıl yetişmiş sanki gizemlidir. Küçüklerin dolması muhteşemdir. Büyüklerin tatlısı afiyetle yenir. Süleyman dayının tarlasında yetişir. Kabakların en güzeli Özcan'ındır. Kadir, Özcan kim ya? Ne bileyim abi. Yani bence hiç orayı deşelemeyelim yani. Altından sakat şeyler çıkabilir. Özcan ve kabak yan yana tehlikeli bilmiyorum. Ne gibi? Ya sen ecnebi olduğun için bilmezsin Pascal. Biz Türkler bazı şeylere bazı organlara neyse boşver. Yani kabak dediğimiz zaman zaten bildiğimiz kabak olmuyor. Başka bir şey oluyor yani. Ne yani? Of yorma beni gel kulağına söyleyeyim. Söyle. Yapma ya diyorsun. Aa, çok güzel ilk kulağına söyledim yani. Pardon. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Yes sir. Dinleyici sorusu var. Hemen bakarım abi. Bak çok uzun tatil yaptık. Müşteriyi toparlamamız lazım canım. Evet. Yönetim gelen tweet sayısını canavar gibi izliyor onu söyleyeyim ha. Tweet atın. Yapıştır adresi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Pokemon Go artık Aragaz dinleyicisi için bitti. Bizim yazdığımız kar amacı gütmeyen aynı Pokemon Go gibi yeni bir oyun. Yakında piyasada Kobrettin Holt. Yani Kobrettin'i sıkı tut. Kobrettin Pascal'ın evde beslediği bir cins kobra biliyorsun. Kral kobra. Benim oğlum. Ölüşüm. Dinliyor mu lan? Baba giriyor. Az kaldı. Evet. Gerçek bir kobra yılanı besliyor Pascal. Adı Kobrettin. Ondan yola çıkarak efendim bunu geliştirdik. Adı Kobrettin ol. Kobrettin'i sıkı tut. Şehrin çeşitli yerlerine Kobrettinler bıraktık. Maksat onları yakalayıp sıkı sıkı tutmak. Üç cins Kobrettin var. Kral Kobrettin, en nadir tür. Öfkeli Kobrettin ve tüküren Kobrettin. Bunları bulup sıkı sıkı tutmanız gerekiyor. Bütün Kobrettinleri tutanlara da gerçek Kobrettin'i tutturacağız. Değil mi Pascal? Evet abi. Kobrettin var ya. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyor ya. İşte böyle. Oyun ücretsiz, reklamsız, bedelsiz. Bedava yani. Şimdi dinleyici sorusuna gelelim. Kadir abi, Türkiye'de ilk nükleer füzyon deneyinin senin yaptığını neden bizden yıllarca gizleniyorsun? Hadi canım. Evet. Evet, Türkiye'de ilk nükleer füzyon deneyini ben yaptım. Sen anlar mısın ya? Ya nükleerin neyesini bilmem Pascal. Nasıl oldu ya? Ya İstanbul'da bekar yaşadığım zamanlardı kardeşim. Orman kebabı çekti canım. Evde pişireyim dedim. Ya buna ne konuyor? Soğandı, kabaktı, onu koy, bunu koy derken orman kebabı nükleer füzyona döndü. Radyasyon ürettim piknik tüpün üstünde bildiğin ya. Bravo Kadir. Kısa ama güzel sağladı. Her zaman uzun sallanmaz Pascal. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe. Kadir, sana bir haberim var. Neymiş? İtleri bildin mi? Bildim, şerefsizi bildim.
He, çok veciz ifade ettin kardeşim. Onun nasıl öldüğünü biliyor musun? Tabii, kafasını sıktı. Sen olsan ne yapardın? Önce dizleri sıkardım. Sonra? Sonrasını söylersen radyo kapanır. Aman tamam anladık, neyse. Bir habere göre Hitler ölmemiş ya Pascal. Hadi canım. Maalesef. Yani ne yapmış? Ölmüş de 1945'te değil. Ne yapmış? Dayı bunlar başkasının kafasına sıkıp Hitler'in elbisesini giydirmişler, iyi mi? Oh. Sonra yakmışlar. Sovyetlerin bulduğu yanık ceset meğer kimine Hitler'in değilmişti ya. Eyvah eyvah. Bu deniyor göğe bir denizaltıyla Arjantin'e kaçmış. Sonra? Sonra 1965'e kadar Arjantin'de lüks bir otelde yaşamış. İyi be kardeşim. Ve iki kız çocuğu olmuş. Ey, kötü haber zaman. Biliyorsun ben İkinci Dünya Savaşı tarihine meraklıyımdır. Evet. Belge ve obje koleksiyonum var. Evet. Araştırmalarıma göre Pascal Hitler'i değil başkasını aramaları gerekiyor. Kimi? Martin Bormann. O kim ya? Martin Bormann Hitler'e en yakın adam. Net çekilmiş sadece birkaç fotoğrafı var. Herkesten daha yakın. Yapma ya. Tabii ve ne cesedi bulunabildi ne ona dair bir iz bulunabildi. Adam ortadan kayboldu. Eğer Arjantin'e kaçtıysa kesin Martin Bormann kaçmıştır. Ya, ne yapacağız peki? Biz ne yapabiliriz abi? En fazla insanın insana zulmü bitsin diye dua ederiz. En büyük antirasist biziz yani Pascal. Niye ya? Çünkü baksana la, biz zenciyle 4 yıldır program yapıyorum ya. Kim zenci? Abicim sen Çinli misin? Evet ya, benim ya. Ben antirasistim abi. Aa, nereden belli? Ben ne yapayım ya? Bir beyaz la. Program yapıyorum. Vay, yemin ederim yan yana çubuklu Beşiktaş forması gibiyiz Pascal. Evet kardeşim. Yaratılanı hoş gördük yaradandan ötürü. Pascal bizim terbiyemiz bu. Büyüksün Kadir. Rica ederim canım benim, onur duydum. Seninle arkadaş olduğum için hatta beni zenci camiasına sokmanı istiyorum ısrarla Pascal. Tabii. Hatta güzel bir zenci kız bulsam bana mesela. Kadir sana var ya Serena Williams'ı yapacağım. Vallahi. Ne dersin? Ne diyeyim, Allah derim. Hayır duamı alırsın Pascal. Yapıştır. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Kadir'cim. Bir dinleyici sorusu var. Yapıştır abi. Sen bir Twitter adresimizi ver Pascal, de baba. Pascal Askışgi Kadir. Bir de combo yap baba. Askışgi, Askışgi, Askışgi. Bravo. Hakter diyor ki, abi Pascal abi toplu taşımada bir türlü güzel kızın yanına oturamıyorum. Ben önceden gelmişsem de yanıma illa bir başka adam oturuyor. Bu şanssızlığı nasıl kırabilirim diyor. Ne diyorsun Pascal? Abi bana öyle olmuyor. Ben hep güzel kıza giriyorum. Sahi mi? Evet. Aa, bunun sırrı ne Pascal? Bizimle paylaş. Abi yapında var. Güzel kız çekiyor. Bu bile kadar var ya. Hiç erkek oturmadı. Yani bu bir aura meselesi mi bro? Yani çekim yasası gibi bir şey mi? Evet abi. Çekim çekim. Çekiyorum ben. Ya sen? Vallahi Pascal üniversite hayatım boyunca otobüsle trenle Eskişehir'e gittim. Evet. Ondan sonra İstanbul'da her gün toplu taşıma aracına bindim. Trene bindim, ona bindim. Ya bir kere bir güzel kız yanıma oturmadı ya. Daha doğrusu bir kerecik oturdu bir kere. 45 senede bir kere. Ya toplu taşımada seyahat araçlarında sadece bir kere bir güzel kızın yanına oturdum. Hı hı. Ya düşün bak. Norveç'e gittim Menka'ya. Ya Norveç'te her taraf kız değil mi? Teleferikte yanıma ayıcık gibi adamlar denk geldi ya. Ya kedi hiç olmadı ya. Abi işte o mevzu bende ayrı bir yaradır ya. Anlat be. Abi şimdi Eskişehir'den İstanbul'a gidiyoruz. Ondan sonra koltuk numarama baktım. Vay vay vay, yanımda dünya güzeli bir kız oturuyor. İstanbul'a gidene kadar connection dedim. Kırdım şanssızlığı dedim. Oturdum kızın yanına, merhaba dedim, merhaba dedi. Başladık tintin gitmeye. Abi kıza bir uyku bastı. Gözleri kapanıyor. Ben oradan buradan sohbet açıp kızı ayık tutmaya çalışıyorum. O ara muavin tuzlu ayran dağıttı. Kız tuzlu ayranı içince iyice baykuş gibi oldu. Başladı kafası öne düşmeye, iyi mi? Abi iyiymiş. Başını omuzuna koyar. Ya abi ben de planı değiştirdim. B planına geçtim. Dedim şimdi bu kız uyur. Başı omzuma kayar, böyle bir sıcaklık olur. Uyanır başı omzumda görür. Ay pardon der dedim. Ben de o kadar güzel uyuyorsunuz ki uyandırmaya kıyamadım falan derim. Oradan yürürüm dedim. Güzel plan abi. İşledin mi? Abi işlemedi. Kızın başı omzuma kaydı. Güzel. Yalnız kız nasıl bir sigara içiyorsa saçlarından bir nikotin kokusu geliyor kardeşim. Kül tablası yalamış sanırsın. Ay. Sonra
Sonra da salyayı salmadı mı omzumdan ağrı gömleğime? Ne salyası ya? Abi şimdi kim insan uyurken ağzından salya salıyor ya. Hızlı o cins çıktı. Benim göğneğin sağ tarafı it yalamış gibi salya oldu ya. Ay. Bir de horlamaya başladı mı? Eş, o çekilmez. Kardeşim o güzeller güzeli kız uyumaya başlayınca Sibirya kurdu gibi oldu gözümde. İkra ettim, tiksindim ya. Abi güzel kızın da o hayırlı çekilmez ya. Hiç sorma Paskal'ım. Uyandı mı peki? Yok ya, İstanbul'a gelene kadar zor zor uyudu. Başını da çekmedi. Saçlarından gelen sigara kokusu, horultusu, ağzından çıkan salya insanlıktan çıktım kardeşim ya. Vay be. Kötü hikaye be. Ya bir keresinde de uçakta yanıma sarhoş oturdu Paskal. Kim? Bildiğin sarhoş. Berlin'den İstanbul'a dönüyoruz. Koridor tarafında koltuğum, cam kenarında hoş bir kız, ortamız boş. Aman dedim, inşallah boş kalır, connection yaparız dedim. Demeye kalmadı adamın biri yan piri geldi. Bu benim kurşun, uçuracağım dedi. Çok mu içmiş? Abi o kadar içmiş ki üçüncü pilot olarak uçağı İstanbul'a götürüyor yani. Ne oldu? Oturdu, sızdı kaldı. Bunun da kafa benim omuza kaydı. Sarhoşun kafası. Evet abi, adam içmemiş, çok affedersin, içinde köpek ölmüş. Nasıl bir nefes kokusu o? Ay iğrenç ya. Salyayı saldı mı bu da? Yine mi be? Abi yine ya, yine benim omzumda bir şey var, kaderim böyle. Başını omzuma koyan salyayı salıyor. Sonra ne oldu? Bunun kafayı ittim, kaydı kafa. Baktım olmayacak, benim koltuğu geri yatırdım. Adamın kafa da benimle beraber arkaya kaydı. Sonra sonuz koltuğu birden öne aldım. Adamın kafa da öne doğru benim omuzda geldi. Ama koltuk dursa da kafa hareket etti kardeşim. Öndeki koltuğun arkasına çarpıp kavun gibi sekti. Gözünü bir açtı. Ne uyursun lan, döneceğim dedi. Yine uyudu. Abi sen şanslısın. Vallahi abi. Abi işte var yani. Böyle bir kısmetsizlik var ya. Bir türlü güzel kızın yanına oturamıyorsun. Hayatta böyle bir yol varmış. Kısmet değil. Bu da hayatımın bir ya şey. Kadir. Sen hayat var ya. Roman be. Ne yapayım? Yapacağım. Teklifler var abi. Yap. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe. Paskal. Kadir. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor kardeşim. Aldatan erkek mi, aldatılan erkek mi? İkisi de değil. Ne peki? Erkek mühim değil. Nasıl mühim değil ya? Erkeği kadın aldatmaz. Kim aldatır? Erkek kendini aldatır. Vay, derin laf ettin ha. Gidelim. Erkeği kadın aldatmaz, olsa olsa erkek kendini aldatır diyorsun. Evet abi. Neden abi? Hayatımın kadını zannedersin. Çıkar. Yapma ya. Tabii. Ayarındaki araba dersin. Yolda bırakır. Doğrusun. Şahine elbise dersin. Alırsın. Çok almışlığımız var. Abi sen ne güzel durmaz. Vay be. Erkek hep kendini kandırır diyorsun. Aynen öyle. Yani erkek bilmez inanır diyerek ben de pişti yapmak istiyorum. Nasıl? Ya diyelim ki bir erkek aldatığını biliyor. Evet. Bilse bile öyle olmadığına inanır. İşten atılacağını bilir, öyle olmayacağına inanır. O arabayı almaması gerektiğini bilir, alırsa mutlu olacağına inanır. Erkeğin dünyası bilmekle inanmak arasındaki çelişkinin dünyası bence Pasko. Abi baba saygı duyuyorum. Büyük usta. Estağfurullah bro. Hayat denen sağanak yağmurda saçaklardan akan sulardan kendi kovamızı dolduruyoruz. Birazını da paylaşıyoruz millette Pasko. Bana ne oluyor abi böyle? Ne oluyor abi? Ahmet Selçuk İlkan abi gibi konuşmaya başladım ha. Okey. Çok hisli bir abidir, neyse. Ben niye birden böyle tuhaf konuşmaya başladım? Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalmamızı istiyorum Pascal. Sağ ol canım. Bak yine aynı şey. Allah'ım bundan çıkmam lazım benim. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe. Paskal. Gel yavrum. Gelen tweetlere bakalım mı? Hemen bakalım abi. Fadime Aksu diyor ki her gün 6 öğretmen bayan sizi dinliyoruz, harikasınız diyor. Okuyun bunu diyor. Okuduk işte. Bir 6 öğretmen bir arada ha. Vay. Ne yaparlar ki? İmtihan yapar. Acaba öğretmen soru sorduğunda cevabı bilen öğrenciler öğretmenim diye parmak kaldırıp öykülüyorlar mı hala acaba? Yok be abi, sanmam. Öyle deme Paskal. Şimdi gençlerin sesi bizimkinden daha kuvvetli ha. Nasıl? Yani sana mesela merhaba Pascal, ne yapıyorsun demiyorlar mı sana? Lan vallahi aynı. Ergenlik zor iş kardeşim, biz biliyoruz herhalde. Neyse,
Berkay İlkyaz diyor ki müzik bitse de Pascal'la Kadir dinlesek dedirten program. Berkay adamın mısın? Ya Berkay müzik de lazım ama be. İnan 2 saat boyunca çan çan olmaz kardeşim. Bu kıvam iyi yani. Bence de. Berkay'ı da bu arada bulunduğu bölgenin Aragaz Arşidük'ü ilan ediyoruz. Ünvan isteyen arkadaşlar da oluyor. Ünvan almanız için Aragaz için bir şey yapın, bir şey yazın diyoruz yani. Biz de kontluk verelim, düklük verelim, öyle mi hocam? Evet, bedava ünvan yok. Peki, Şengül Özmen, Sayın Aragaz, size uzun zamandır nasıl sevdiğimi anlatmak istedim ama üşendim. Siz anlarsınız demiş. Çok iyi ya. Bravo Şengül. Bir de biz de seni bulunduğun semtin Aragaz kontesi ilan edecektik ama aniden bir işengeçlik geldi bize. Onun için ya bak Paskan'ın içi geçti bak. Evet, ağırlık bastı. Sende nazar var kardeşim, ağırlık ondan. Okusana bir de kendisi. Çarpılırım yavrum, seni okumak kolay mı ya? Neyse. Sema Yıldız demiş ki bütün otobüs uyku halinde sessizliğe bürünmüşken yüksek sesle kahkaha atıp rezil olmaya alıştım sayenizde demiş. Çok var senden. Bak biz olmasak ne yapacaktık bu durumda? Karşında birisi oturacaktı, seni kesmeye çalışacaktı. Onun bakışından kaçmak için yana çevirecektin. Öbür tarafta başka bir ayıcık kesecekti falan. Hiç olmazsa bizi dinliyorsun gülüyorsun. Hayatım ya gerçekçi. Yani onlar da sana senin onlara güldüğünü düşünebilirler. Bu durumda iş biraz sarpa sarabilir ama bilemedim ben o işi. Allah korusun be. Ya bir gün Pascal metroya binecektik. Ne oldu o iş? Binelim abi. Ama en kalabalık saatinde. İş çıkışı falan. Niye? Gözlem yapacağız. Gözlememiz lazım bizim. Ekmek oradan acı. Yani halk sıcağını alacağız, anlatabiliyor muyum? Ama şimdi o sıcağın yerine hafif bir soğuk mu yapsak? Saate baksana. Hadi. Naş. Schnell. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Görüşürüz. Avam. Pascal, Oman, Kadir, Çöptemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.